Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, otomotiv sektörünün en büyük üreticilerinin tepe yöneticileri General Motors'dan Mary Barra, Ford'dan Mark Fields ve Fiat Chrysler'dan Sergio Marchionne ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, bu şirketlerden Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimlerini artırmalarını ve yeni istihdam yaratmalarını istedi. Üretimi yeniden yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyoruz, gereksiz mevzuatları kaldırıyoruz. Düzenlemeler elbette gerekli fakat gerçekten gerekli olanları. Bu önemli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapmak isteyen otomobil üreticileri ve diğer şirketler için süreci çok daha basit hale getireceğiz. Bence artık çok zorluk çıkaran bir yapıdan son derece teşvik eden bir yapı bulacaksınız. Seçim kampanyasında Meksika ve diğer ülkelerde üretim yapan otomobil şirketlerine ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini zorlaştıracak %35 gümrük tarifesi uygulayacaklarını söyleyen Donald Trump, bu sözlerini seçim zaferinin ardından da yinelemişti. It's out of control. Büyük ölçüde çevreci yaklaşımın yanındayım. Buna inanıyorum ancak bu kontrol dışında. Bu süreci biz çok kısaltacağız. Size izin vereceğimizi de vermeyeceğimizi de çok kısa sürede öğrenebileceksiniz. Trump'ın yöneticileriyle görüştüğü firmalardan Ford, geçtiğimiz hafta Meksika'daki yeni yatırım planını iptal ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırdığını, Fiat Chrysler ve General Motors da Amerika'da yeni yatırım kararı aldıklarını açıklamıştı.